Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de aslında bu hafta yoğun bir hafta bekliyor. 31 Temmuz'a kadar çalışmalarını uzatma kararı alan meclis cephesinde ise bu hafta ulaştırma tarafında düzenlemeler içeren teklifte görüşülecek. AK Parti grubunun önerisiyle meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyip 31 Temmuz'a kadar mesaisine devam edecek. Gündeminde ise milyonları ilgilendiren birçok yasa olacak. Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi var. Teklifle ruhsatsız insansız hava aracı uçuranlar 60 bin lira, izinsiz paraşütle atlama yapanlar da 500 bin lira cezayla karşı karşıya kalacak. Denizcilik sektöründe ücretler yeniden belirlenecek yasayla. Havaalanı çevresindeki yapılar içinde hükümler yer alıyor teklifte. Denizlerdeki kılavuzluk ve römorkörcülük, seyir sefer hizmetlerine ilişkin düzenlemelerde teklifle gündeme gelecek. AK Parti tarafından iki önemli teklif meclis başkanlığına sunulacak. İlki 9. yargı paketi olacak. İkincisi ise tasarruf önlemlerini içeren teklif. Milli Eğitim Komisyonu'nda öğretmenlik meslek kanunu teklifi ele alınacak. Milli Eğitim Akademisi kurulması ve öğretmene yönelik şiddetin cezalarının artırılması bu teklifin en önemli başlıkları. AK Parti ile MHP bu döneme ilişkin son grup toplantılarını geçen hafta yaptılar. Önümüzdeki hafta CHP, İyi Parti, SP ve demin gruplarını toplamaları bekleniyor.